Skype'la yayına katılıyor. Ee, Turhan Çömez bir merhaba demek isterim. Ee, dinleyebildiniz diye tahmin ediyorum. Turhan Bey iyi akşamlar, iyi seneler. Ee, i̇yi akşamlar, programın iyi yıllar. Konuklarımıza aslında... da saygılar. Çok teşekkürler. Süper Kupa finalinde yaşananları konuşarak başladık. Sonra rotamızı e, ekonomiye kırdık. E, 2011 yılındaki e, hedeflerin tutmadığından bahsettik. E, o günden bu yana e, aslında hedefler nasıl belirlenmişti? Örneğin Türkiye'nin ilk 10 ekonomiye, ilk 10 ekonomi en büyük 10 ekonomi arasına girmesi hedefleniyordu. Gün itibariyle 21. sırada kişi başına düşen gelirin 25 bin dolar olması hedefleniyordu. Bugün 9 bin civarında. Tabii bir yandan da az evvel Necdet Bey'in söylediği gibi önemli sorunlarımızdan bir diğeri kutuplaşma, kutuplaştırılma Bugün Filistin'e destek yürüyüşünde örneğin iki Türk vatandaşı e, kavga etti. Yani bir İsrailli bir Türk ya da bir İsrail bir Filistinli kavga etmedi. İki Türk vatandaşı kelimeyi tevhid bayrağı üzerinden e, kavga etti. E, aslında bizim önümüzde bir yerel seçim var ama hakikaten yerel seçimi konuşmaya fırsat bulamıyoruz. Öyle bir gündemimiz var. Ee, belki e, süper kupa finaliyle ilgili bir iki cümle etmek istersiniz diye ben bu hatırlatmayı yaptım. Ama an itibariyle başlığımız ekonomi olduğu için ben sözü size e, vereyim. Siz e, süper kupa finaliyle ilgili değerlendirme yapmak isterseniz bir iki cümleyle onu da alalım. Sonra bu hedeflerin neden tutmadığını konuşalım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Süper Kupa finalinin oynandığı akşam kanalınızda e, konuktum ve uzun saatler sizinle beraber oldum. O akşam da söz verdiğim gibi bir hazırlık yaptım ve bu süreçte yaşanan bu vahim tablo, e, ciddi bir yönetim boşluğu, hatta krizi, beceriksizlik, çapsızlık, aymazlık adına ne derseniz. Bununla ilgili kapsamlı bir hazırlık yaptım ve e, meclise bir araştırma önergesi olarak partimiz adına vereceğiz. Dolayısıyla konuklarımızın ben çok detaylı konuştuklarından eminim. Yani e, bu süreç çok kötü yönetildi, beceriksizce yönetildi. Topluma hiçbir izahat verilmedi. Kabul edilemez bir süreç yaşandı. E, benim burada en dikkat e, çekmek istediğim konu şu. Bu krizin yaşandığı esnada bile e, ilgili bakanlar, e, Futbol Federasyonu Başkanı topluma en küçük bir bilgi vermedi. Ve e, orada hazır bulunan insanlardan, kişilerden aldığımız bilgiler çok vahim. Bu süre esnasında maalesef takımlara baskı yapıldığı ve maça çıkması konusunda ciddi bir takım baskılar yapıldığı bilgisi geldi. Tüm bunları kapsamlı bir rapor halinde hazırladık ve mecliste gündeme getireceğiz. Çok detaya girmeden bu kadar bilgi vereyim. Tabii bugün yaşadığımız bir ekonomik kriz var ve korkarım yerel seçimden sonra bu kriz daha da derinleşecek. 2011'de Erdoğan'ın verdiği sözler var. Bu sözlere kısmen değindiniz enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini söyledi ama gayri resmi %120'ler ama resmi %60'lar civarında korkunç bir enflasyon var Türkiye'de ve alım gücü maalesef yapılan memur maaşı zamları veya yapılacak olan zamlar, emekli maaşı zamları, keza asgari ücret hiçbir anlam ifade etmiyor. Asgari ücretin e, tek sefere mahsus 17.002 lira yapılmasının sebebi e, en azından seçime kadar bir rahatlık e, ortaya konması ama seçimden sonra korkunç bir e, yetersizlik ve kriz ya da kaos, ekonomik kaos Türkiye'yi bekliyor. Yine 2011 yılında genel seçimler öncesi Erdoğan'ın e, verdiği sözlerden bir tanesi bu ekonomik rakamların yanı sıra toplumun tamamının kucaklaştığı, birbiriyle barıştığı, uzlaştığı bir Türkiye hayal ediyorum demişti ama o geçen 12-13 yıl içerisinde Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği nokta maalesef e, Filistin'e destek mitinginde yaşanan kanlı tablo. Türkiye bunları hak etmiyor ve maalesef e, toplum kucaklaşsın diyerek bunun politikasını yapan, bunun hayalini kuran sözde Erdoğan'ın e, ülkeyi getirdiği nokta e, dün yaşadığımız tabloydu. Bunu da bir anekdot olarak e, paylaşmak istiyorum. Öte yandan yine 2011 yılında Erdoğan'ın verdiği vaatlerden bir tanesi Türkiye'nin tarımda zirveye çıkacağıydı. Türkiye'nin bir tarım ülkesi olacağıydı. Çok net bu mesajları verdi. Ama gelinen noktada Türkiye'de tarım çöküyor şu anda. Çiftçi yaşı 58'e yükselmiş. Köyler boşalmış durumda. Artık gençler çiftçilik yapmıyor. Ve ne yazık ki, ne acıdır ki birçok köyde araziler sahibi belli olmayan yabancı şirketlere satılıyor. Balıkesir de çok vahim bir tablo söz konusu. Hayvancılık çöktü. Çünkü destek yok ve hayvancılığın girdi maliyetlerinin neredeyse %65'i tamamen dışa bağımlı. İçtiğimiz sütün bile aslında Türkiye'de üretilmesine rağmen maliyetinin çoğu dış girdilere ve ithalata bağımlı bağlı. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta maalesef çöküyor. Geçtiğimiz aylarda Balıkesir, Bandırma'da e, çok önemli miktarda buğday, e, yulaf, e, hatta kepek ithalatı yapıldı. Bununla beraber e, on binlerce e, Büyük baş hayvan ithalatı yapıldı ve maalesef bugün Türkiye'de tükettiğimiz etin kilo fiyatı Avrupa fiyatlarında geçti. Maalesef. Peki neden bütün bunlar oldu? Ben kısaca bu tabloyu da özetlemek istiyorum izninizle birkaç dakika içerisinde. Bakın 2002'de AKP iktidara geldiğinde dünyada çok ciddi bir para bolluğu vardı. Türkiye bundan nasibini aldı. Bu gelen parayı e, AKP e, rasyonel anlamda kullanmadı. Yatırıma, istihdama, üretime, ihracata, nohava e, ve kalkınmaya dönük harcamadı. Maalesef bu para bolluğundan e, siyasi olarak istifade etti. E, önce bir rant kültürü, beton kültürü oluşturdu. Bununla bir yandaş zenginler grubu ya da grubu türetti. Bununla beraber ülkeyi bir sadaka kültürüne mahkum etti. Ve bütün bunları yaparken bir taraftan parayı kontrol etti. Siyasi ikbaline destek olacak finans kaynakları üretti. Ama aynı zamanda tabanı da bir sadaka kültürüyle kendine bağımlı hale getirdi. Yani ülke Erdoğan'ın bir vali yardım kamyonuna oturursa o ülke uçar dediğine tanık oldu ki bu bence utanç vesilesidir. Dolayısıyla böyle bir yapı oluşturdu Erdoğan. Öte yandan yıllar içerisinde şu anda 75-80 milyar dolar olduğu söyleniyor ama varlık fonunu denetleyemediğimiz için ne kadar varlığımız satıldı onu da bilmiyoruz ama 100 milyar dolara belki de yaklaşmıştır. Elde ne var ne yoksa satıldı. 140 milyar dolarlık borç 480 milyar dolara geldi. Bununla beraber gelecek garantili projelerle, milletin gözünün içine soktuğu o yollar, köprüler, hastanelerle aslında çoluğumuzu, çocuğumuzu maalesef ipotek altına, geleceğimizi ipotek altına aldım. Evet. Yine geçtiğimiz haftalarda meclisten geçen bir yasayla ne yaptı Erdoğan? bir gençlik ve aile fonu oluşturdu. Bu fona sağlayacağı finansman kaynaklarını da yine devletin madenlerden alacağı, rüsumdan alacak. Dolayısıyla yeni bir alan açıyor kendi yandaşlarına ve paydaşlarına. Böyle bir rejim aslında değişikliği için ya da iktidarının sürdürülebilmesi için bir zemin oluşturdu kendisine. Şimdi gelelim mitinge. Onunla ilgili soru soracak mısınız? Yoksa ben kanaltımı Siz bir cümle ederseniz, paylaşayım. biz burada stüdyoda henüz konuş Konuşmaya başlamadık ama ben size söz hakkını vereyim. Sonra stüdyodaki konuklarıma döneceğim hemen. Teşekkür ederim. Bakın bir miting yapıldı. Mitingi yapan Cumhurbaşkanının oğlu hangi sıfatla yaptı, hangi sıfatla o konuşmaları yaptı. O tartışmaya girmek istemiyorum. O ayrı bir boyut. Ama bu miting kime karşı yapıldı ve neden yapıldı? Bakın dünyanın her yerinde. Filistin'e destek mitingleri yapılıyor. Modern dünyada da var, Amerika'da var, İngiltere'de var, keza Fransa'da, İspanya'da var. Hatta İsrail'de bile hükümeti eleştiren mitingler yapılıyor. Bu mitinglerin tamamı, bunların tamamı mevcut iktidarları yani kendi ülkelerindeki iktidarları eleştiren, onların politikalarını eleştiren aynı zamanda Filistin'e destekleyen mitingler. Çok ilginçtir. Bizim ülkemizde bu mitingi sivil toplum kuruluşları örgütlemedi. İktidar partisi örgütledi. Oysa burada sorgulanması gereken iktidar partisinin politikasıdır. Fakat iktidar partisi bu mitingi e, e, Filistin'i desteklemek, sözüm ona İsrail'i e, eleştirmek adına yaptı e, ve burada e, başkalarına izin verilmeyen alanlar rahatlıkla açıldı. Tabii e, o mitingin e, doğası, orada konuşulanlar, açılan bayraklar onları ayrıca konuşuruz ve tartışırız. Fakat e, maalesef, maalesef. İsrail'e e, yıllık devam eden 8-10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bu e, devam ediyor. E, Kürecek üstünden İsrail'in istihbaratı gidiyor. Bakü-Ceyhan boru hattından, Kerkük-Ceyhan boru hattından gelen petrol... Ceyhan'dan e, İskenderun'a e, e, oradan veya Mersin'e o limanlardan Hayfa'ya gidiyor. İsrail'in savaş uçaklarının maalesef petrolü Türkiye'den gidiyor. İsrail'in ihtiyaç duyduğu çeliğin yüzde altmış beşi Türkiye'den gidiyor. Bu çelik harp sanayinde kullanılıyor. Uçaklarda, tanklarda, bombalarda kullanılıyor. İsrail'in suyu Türkiye'den gidiyor. İsrail askerlerinin gıdası Türkiye'den gidiyor. Antalya'dan meyve sebze gidiyor. E, yine İsrail'in elektrik kabloları Türkiye'den gidiyor. İsrail'in... E, Diğer ihtiyaçları yine Türkiye'den gidiyor. Çimentosu Türkiye'den gidiyor. Yıkılan gazze ama İsrail'in destekleri devam ediyor. Günde 15 bakın 15 gemi hiç durmaksızın İsrail'e gidiyor. Keşke orada toplanan insanlar o bayrakları açacaklarına İsrail'i kınadıklarına dair o sloganları atacaklarına hep beraber topluca limanlara gitselerdi. O İsrail'e giden gemilerin halatları tut, tutsalardı daha hayırlı bir iş yaparlardı. Peki. Ama burada ne yapıyor iktidar maalesef? Yine toplumu kamplara bölerek, yine toplumun samimi duygularını istismar ederek siyaset yapmaya çalışıyor. Maalesef sorunlar birbirini kovalıyor Türkiye'de Simga Hanım. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Turan Çömez yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yıllar, iyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın.